Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu video analizimizde vatandaşın cebindeki para bankadaki tasarrufları nasıl uçacak, buharlaşacak? İşte onun mekanizmasını ilerleyen dakikalarda size detaylı bir şekilde arz edeceğim. Tabii hayatımız operasyon olmuş. Yani dönüyorum siyasete bakıyorum, siyasette operasyon görüyorum. Ekonomiye bakıyorum, ekonomide operasyon var. Sahaya dönüp bakıyorum, askeri operasyonlar görüyorum. İşte cebinizden ya da bankadaki tasarruflarınızdan paralar nasıl eksilecek? Bu da bir operasyon. İşte yavaş yavaş bunun nasıl olacağına dair ayrıntılara girmeye başlayalım. İşte bunun için kıymetli arkadaşlar ben size konuya giriş adına 25 Kasım Pazartesi'ne ait Havuz Medyası'na bağlı 4 gazetenin başlığını göstereceğim. Gelin beraber şu başlıklara bir bakalım. Star Gazetesi'ne bakıyoruz ilk olarak. Burada Milli İrade'nin sesiymiş kendileri ve başlıkları da şu: CHP bu pisliği temizlemeli diyorlar. Spotta ne yazıyor? Muharrem İnce külliyeye giden CHP'li iddialarını yalan ve tezgah olarak niteledi. CHP'deki kirliliğe dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'na seslendi. Temiz siyaset diyorsan önce bu pisliği temizle. İkinci gazetemiz Halkın Cesur Sesi, Güneş'miş. Acaba bu Halkın Cesur Sesi kendi kendini döndürebiliyor mu? Tirajı ne kadar? Acaba dış destek almazsa bu Halkın Cesur Sesi hala konuşmaya devam edebilir mi? Neyse, bunları geçelim ve başlığa bakıyoruz. Bir ince daha. Pisliğini temizle. Pisliğini temizle diyor ve Beştepe'ye giden CHP'li yalanı elinde patlayan Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkıştı. Kendisine bizzat Kılıçdaroğlu tarafından kumpas kurulduğunu ima eden Muharrem İnce açtı ağzını, yumdu gözünü diyor Halkın Cesur Sesi, Güneş. Üçüncü gazetemizde Yeni Şafak. Yeni Şafak da Türkiye'nin birikimiymiş efendim ve diyor ki CHP bu pisliği temizlemeli. CHP Genel Merkezi'nde üretilen yalan CHP'yi sallıyor diye de spotlarına yazmışlar Yeni Şafak'ta. Dördüncü gazetemizde Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi de CHP pisliği temizlemeli demiş. CHP'deki Bizans oyununun kurbanı olan Muharrem İnce yönetime hodri meydan dedi diye de eklemiş Türkiye Gazetesi. Kıymetli arkadaşlarım, başlıklara dikkat ederseniz tarz olarak aynılar. Sanki böyle bu gazetelerin genel yayın yönetmenleri bir WhatsApp grubundaymış da ona da işte böyle bir kaynaktan şunu yazacaksınız diye mesaj atmışlar gibi. Dördü de benzer başlıklarla karşımıza çıktılar ayın 25'inde. Tabii nedir ortak nokta? Hepsi CHP'ye vuruyor. Buradaki aslında olay, değerli arkadaşlarım, yani CHP, AK Parti olayı da değil. Siyaset zaten özü itibariyle baktığınızda cambazlık işi. Teldeki cambazlar gibiler. Dolayısıyla orada dengede en ufak bir kayma olduğunda, yani en küçük bir yanlış yapıldığında telden direkt yere çakılırlar ki işte bu da zaten siyaseti zor kılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bana, ya tamam, bunları anlattın, gösterdin. İşte yandaş medyaya da atar yaptın. Peki bunun bizim cebimizdeki parayla, bankadaki tasarrufumuzla ne alakası var? Bunu sorabilirsiniz. İşte şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz burada temaşayı, o gösteriyi izlerken para bir şekilde uçacak. Bunun hiç kaçarı yok. Buna yanıt vermek için zaten bu video analizi hazırladım. Değerli arkadaşlarım, bakın. Uzun süredir bir iddia var değil mi ekonomi dünyasında? Ne diyorlar? Ekonomide dipten dönüş sinyali. Böyle korkan tırsan eskinin muhalif iktisatçıları ne yapmaya başladı? Dipten dönüş de diyemiyorlar. Dipten dönüş sinyali diyorlar ya da diğerleri de direkt yandaş olanlar da hayır efendim bu bir dipten dönüştür diyorlar. Ancak bakın, 25 Kasım günü TÜİK ekonominin kilit sektörlerindeki durumu açıkladı. Ben hiç yorum yapmam. Beni bilenler bilir, ben rakama, grafiğe ve bu rakam grafiklerde de kesinlikle ve kesinlikle devletin açıkladığı rakamlara dayanırım arkadaşlar. O yüzden hedefimiz elimizden geldiği kadar tarafsız, objektif olabilmek. Bakın, sektörel güven endeksleri açıklandı ki ne demektir? Bununla ilgili birazcık ön bilgi verelim. Bu güven endeksleri arkadaşlar 0'la 200 arasında bir değer alıyorlar. Eğer burada ilgili sektördeki açıklanan değer 100'den büyükse
o sektörün durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Açıklanan değer 100'den küçükse de o sektördeki durumun birazcık sıkıntılı olduğunu gösteriyor. İşte bakın, TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktığımızda özellikle hizmet sektörü endeks Ekim'de 90.7 iken Kasım'da %0.7'lik bir artışla 91.3 olmuş. Perakendeye bakıyorum. Perakende sektörü ise Kasım'da %1.1 azalarak 101.2 değerini alıyor. İnşaat sektörüne bakıyorum ki tam bir felaket. Ekim'de 65.1 iken Kasım'da %1.9 azalarak 63.9 oluyor. Şimdi bakın, burada sektörlerin söylediği şu: dipten dönüş falan yok arkadaşlar. Sektörlerdeki rakamlar bizlere bunu söylüyor. Neden? Bakın, perakendede bir düşüş var. İnşaat zaten dramatik bir şekilde düşmüş. Hizmet çok ufak bir şekilde artmış ama hala eşik değer olan 100'ün altında. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, ekonomi canlı olsa ya da dipten dönüyor olsaydık, burada ekonominin bu önemli alt sektörlerinde gerçekten keskin yukarı hareketler görürdük. Şimdi Türkiye'de çıkışın olması için bakın size çok net bir şey söyleyeceğim. Yani 2 kere 2 4 bir ekonomik modelin olması gerekiyor ve o modelinde bizler tarafından, sizler tarafından çalıştığına inanmamız lazım. Yani o modelin çalıştığını da görmemiz lazım. Bakın, Türkiye'de bugüne kadar uygulanan ekonomik model neydi? İnşaatın başı çektiği bir model vardı. İnşaat burada ekonominin motoruydu ve bu motor çalışınca ekonomideki diğer tüm sektörleri harekete geçiriyordu. Her ekonominin bir büyüme modeli vardır arkadaşlar, iyi ya da kötü. İşte Türkiye'nin modeli de inşaata dayalı bir ekonomik motordu. Şimdi soruyorum, hangi büyüme modeli geldi ya da hangi üretime ağırlık vereceğiz veya ekonominin motoru ne olacak, bu belli mi? Bu ekonomi politikasını yapanlar tarafından bize açıklandı mı? Hayır, açıklanmadı arkadaşlar. O zaman dipten bizleri döndürecek bir kuvvet ortada yoksa, yani bir yöntem, plan ortada yoksa, yapılan her şey nedir? Bakıyoruz, Merkez Bankası'ndan hazineye para aktarıyorsunuz, zam yapıyorsunuz, vergileri artırıyorsunuz ya da dışarıdan içeriden borç alıyorsunuz ve eski sistemi yüzer hale getirmeye çalışıyorsunuz. Peki eski sistem yüzüyor mu? İşte bakın, rakamlar burada. Yani rakamlar sistemin ne yazık ki yüzemediğini gösteriyor. Bakın, olay şu: sistemi yapılan çabalar yüzdüremiyor. Ama sistemi, işin en kötü tarafı, bir de değiştirmiyorsunuz. Hala inşaata dayalı bir ekonomik model var karşımızda ve yeni bir model ortaya konmuş değil. Dolayısıyla şimdi devleti döndürmek, ekonomiyi döndürmek için geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye elbette ki zam yapmak, vergiyi arttırmak ve daha çok borç almak gibi pansuman nitelikteki çözümler kalıyor. Şimdi işin sıkıntılı tarafı da şu: tarımda sürekli bol bol konuşuldu geçen hafta. Tarım şurası falan yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı, bir sürü rakam açıkladı. Ama üretim olmadığı için ya da mevcut üretimi daha fazla artıramadığımız için arkadaşlar, bu kış hepimiz için birazcık zorlu geçecek. Neden? Hem et hem de tarım ürünlerine baktığımızda bunların fiyatlarının tekrar artmaya başladığına şahit olacağız. Şimdi yavaş yavaş Kurban Bayramı'nın etkisi geçti. Biliyorsunuz işte 31 Temmuz, 1 Ağustos Kurban Bayramı'ydı. Ne oldu? Kurban Bayramı ile beraber et arzında bir artış oldu ve bu fiyatları bir müddet tuttu. Ama şimdi bakıyoruz arkadaşlar, et fiyatları, bilmiyorum hissedenler vardır illaki, hala et alabilen varsa, yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bakın, kıymanın fiyatı içindeki yağ oranına göre değişiyor ama 50 liranın üstüne çoktan geçti. Süt üretimine bakıyoruz arkadaşlar, istatistikler ortada, bunlar azalıyor ve anaç hayvanlar kesime gönderildi. Süt fiyatı yeterli gelmediği için üreticilere. Ne oldu? O anaç hayvanlar da kesildi. Bu da bir et fiyatlarını düşüren bir etken oldu. Ama bakın, Kurban Bayramı geçti, anaç hayvanlar bitti. Önümüzdeki günlerde
Hem süte hem de ete zam gelecek. Yani plansız, programsız bir tarım politikamız var. Yani kışla beraber hem sebze meyve fiyatları yukarı gidecek hem de et fiyatları tekrar yukarı gidecek. Bakın bunları iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Bütün bunları söylerken bir matematiğe dayanıyorum arkadaşlar ki geçen gün para analiz diye Atilla Yeşilada hocamızın bir sitesi var biliyorsunuz. Orada benim de bir köşem var ve köşemde yazdım. Bakın neyi yazdım? Tam da Tarım Şurası'nın konuşulduğu zamanlarda arkadaşlar. Orada bu matematiği yazdım. Neden 2020 kışında bu tarımsal ürün fiyatları, et fiyatları yukarı gidecek? Çok basit bir matematik var. Arkadaşlar son 16 yılda 41 milyon 200 bin hektardan tarım alanlarımız 37 milyon 800 bin hektara gerilemiş. Peki ekili alan düşüyorsa haliyle tarımsal ürün fiyatları yukarıya gitmez mi? Değerli arkadaşlar bakın devam edeceğim. Burada tahıl grubu bitkileri içinde en önemli ekim alanı buğday ve arpaya ait. Bu alanların yaklaşık %91'ini bu iki bitki oluşturuyor. Buğdaydaki küçülme 2 milyon hektar, arpadaki küçülme ise 1 milyon hektar olarak karşımıza çıkıyor. Ve kuru baklagillere bakıyorum mesela. Burada kuru baklagillerde 1989'da 2 milyon 100 bin hektarlık bir alan var. Son yıllarda ise 1 milyon 200 bin hektar bir küçülme ile 900 bin hektara kadar düşmüş. Ve bundan dolayıdır ki bakın geçtiğimiz günlerde mercimek alanlar bunun fiyatını takip edenler bilir 2.60'dan 4.5'a çıktı mercimek. Peki neden arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Yazımda belirttim size. Mercimek'te 723 bin hektarlık alan, yani ekim alanlarının %72'si buharlaştı. Nohutta %42'si buharlaştı. Dolayısıyla arkadaşlar domates, salatalık ve sivri biber ekim alanlarımızda %10 ile %17 arasında daraldı. Kuru soğan, pırasa, patlıcan ekim alanları da %35 daraldı. Dolayısıyla bunları neden söyledim? Rakamlarla canınızı sıkmak istemiyorum. Söylediğim her şeyin, diyorum ki kışın fiyatlar artacak bir matematiği var. Çünkü gösterdiğim gibi ekim alanları daralmış durumda arkadaşlar. Bunun sonucu olarak da haliyle ne olacak? Fiyatlar yukarı artacak. Bakın havalar daha çok fazla soğumadı. 2 yıldır hep bunu söyledik önceki videolarda da. Doğalgaza %70 zam geldi ve kombiler yanmaya başlayınca bunlar faturalarda karşınıza gelecek. Bugün mercimek olur arkadaşlar. Yarın fasulye, öbür gün kıyma. İşte bütün bunların fiyatı artmaya başladığı zaman haliyle hepimizin cebindeki para buharlaşacak ve ne olacak? Paralar bitmeye başlayınca da eğer varsa tasarrufunuz, bankadaki tasarrufları bozmaya başlayacaksınız ki yaşamınızı idame edebilmek için. Yani yaşamın maliyeti çok daha yukarıya doğru gidecek. Onun için yani devletin gelip bankadan paranızı el koymasına gerek yok. Devlet yanlış politikasıyla zaten sizin bankadaki paranızın erimesine sebebiyet veriyor. İşte rakamlar burada. O okuduğum rakamların tamamı devletin sitesinden aldığım rakamlar. Onları da ben kendi kafamdan uydurmuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar AK Parti CHP'ye bağırırken, CHP AK Parti'ye bağırırken aynen ben Aziz Nesin'in bir hikayesini anlatıyorum. Hatırlıyorum daha doğrusu arkadaşlar. Cambaza bak cambaza diye bir hikayesi vardı. Teldeki cambaz diye. Orada eskiden panayırlar olurmuş. Tabi halk da panayırda cambazları izliyor ve yan kesiciler bağırırmış. Cambaza bak cambaza diye. Halk da kafayı kaldırıp cambaza bakarken bütün cüzdanları yan kesiciler toparlayıp götürürmüş. İşte bu manada arkadaşlar bu işten yine bizler yani vatandaş zararlı çıkacak. İşte efendime söyleyeyim İnce şunu dedi, İnce bunu dedi. Yani Türkiye'nin mevzusu İnce mi yani şu an? İnce mi? Güvenlik sorunumuz var. Ekonomide bir yığın problem var. Genç işsizlik %30'a dayanmış ve her şeyi bitirdik. Muharrem İnce'yi konuşmaya başladık. Kendisine saygımız sonsuz. Ama inanın bütün bunlar özellikle havuz medyasının yaptığı ne biliyor musunuz? Cambaza bak cambaza demek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.